ANAP'taki durum da pek farklı değil. Orada da partiyi kuran ve hayat veren baba ile bugünkü çocuğu birbirlerini yok etmek için hazırlanıyorlar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile partinin lideri Mesut Yılmaz arasındaki köprüler tam anlamıyla atıldı. Partinin doğal lideri açıkça kongreye gidip Yılmaz'ın devrilmesi kampanyasını açtı. Yılmaz ise dün dündü, bugün bugündür diyor. Her ikisinin de elinde güçlü kozlar var. ANAP'ta neler olduğunu ve Mesut Yılmaz'ın ne yapmak istediğini biraz sonra kendisinden öğreneceğiz. Ancak önce 1983 yılına, ANAP'ta her şeyin toz pembe olduğu günlere dönelim. Bir zamanlar et ve tırnak gibi birbirine yakın bu iki insanın birlikteliği nasıl başladı ve sonra yollar nasıl ayrıldı? 32. gün arşivi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar bize göstermiş olduğunuz destekten dolayı çok 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 teşekkür ederiz. Ancak küçük bir ricamız daha olacak. Şu ana kadar biz sadece arşivimizin %30'unu dijitalleştirdik. Geri kalan çok büyük bir arşiv hala raflarda duruyor. Bu sebepten dolayı desteğinize ihtiyacımız olacak. Aşağıdaki Patreon linkinden veyahut da katıl düğmesine basarak desteklerinizi rica ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederim. ...1983'ün 20 Mayıs'ında kuruldu ANAP. Sabah saat 8.30'da. Turgut Özal yanına partinin yaşlı kurucularını alıp İçişleri Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Kuruluş dilekçesini verdi, partinin ismini ve amblemini tescil ettirdi. Her şey alelacele yapılmıştı. Arı arıdan çok bir böceğe benziyordu. Amblem bir altıgenin içindeydi. Sonradan böcek gerçek bir arıya dönüştürüldü. Masonluk çağrışımları yapar endişesiyle altıgen kaldırıldı. Özal'ın kuruluş dilekçesini yaşlı arkadaşlarıyla vermesinin makul bir nedeni vardı. Turgut Bey çoluk çocukla parti kurmuş denilmesinden korkuyordu. Oysa asıl güvendiği onlardı. Canavar gibi çocuklar dediği genç kurucuların arasında istikbali en parlak isim ise Ahmet Mesut Yılmaz'dı. Özal mülkiyelileri pek tutmazdı, statikocu bulurdu. Ama Yılmaz'ın yeri farklıydı. Oldukça parlak bir eğitim görmüş 36 yaşındaki bu sessiz ama kararlı kurucusunu gerçekten seviyordu. 20 Mayıs 1983 günü Anavatan tabelasının asılmasıyla başlayan öykünün kahramanı yıllar sonra buraya, Çankaya Köşkü'ne taşındı. Öykünün o günlerdeki sessiz oyuncularından biri ise yıllar içine basamakları hızla atlayarak partinin bir numaralı adamı oldu. Ama bir öyküye iki kahraman fazla geldi. İpler kopuverdi. Kim bilir, belki şimdi Özal köşkte yalnız kaldığında Mesut Yılmaz'ı halka nasıl tanıştırdığını hatırlıyordur. Kim bilir, belki de keşke yapmasaydım diye düşünüyordur. Mesut Yılmaz Bey, bizim kurucumuz aynı zamanda. Bildiğiniz bir numaralı adayız. 6 Kasım 83 seçimlerinde sandıktan ANAP çıktı. Özal mazbatasını almaya gittiğinde muzaffer bir komutan havasındaydı. Turgut Özal'ın müsteşar ve başbakan yardımcısı sıfatıyla defalarca girdiği bina bu kez onu başbakan olarak selamladı. İlk ANAP hükümetinin ilk sözcüsü ise Mesut Yılmaz'dı. Özal çok tuttuğu Yılmaz'ı devlet bakanı yapmış, kamuoyu tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak için hükümet sözcülüğü görevini de ona vermişti. Anavatan ilk kongresini 1985 Haziran'ında yaptı. Gün Özal'ın günüydü. Şarkılar onu söylüyor, kongre onun için toplanıyordu. Özal benim liderim. Anavatan geliyor, Anavatan, başbakan geliyor. Başbakan Özal salona girdiğinde seslendirmeci Zenger aslında tam bir ANAP profili çiziyordu. Anavatan demek Özal demekti. Özal Zenger'in bu sağduyusunu ve ilk günden beri yaptığı hizmetleri ödüllendirmeyi ihmal etmedi. Tek adamın tek aday olduğu kongrede seçim, Divan Başkanı Yıldırım Akbulut'un titiz uyarıları ışığında gerçekleşti. Turgut Özal isminin sağ tarafında bir kare vardır. Çarpı işareti bu kare içerisine konulacaktır. Bütün ANAP Turgut Özal'ın tek adam olduğunu tescil etmek için toplanmıştı. Bir kişi hariç. Devlet Bakanı Mesut Yılmaz o gün yurt dışındaydı. Sayın Mesut Yılmaz. Yurt dışında bulunuyorlar efendim. Kongrede bulunamaması Özal'ın Yılmaz'a duyduğu güveni sarsmadı. ANAP lideri 1986'da genç arkadaşını Kültür ve Turizm Bakanı yaptı. 87 seçimlerinden Özal yine başbakan olarak çıkarken Mesut Yılmaz'a da Dışişleri Bakanı sıfatını verdi. Özal bu zor görevle Yılmaz'a olan güvenini kanıtlıyordu. Ne var ki işler istenildiği gibi gitmedi. Dışişleri Bakanlığı Yılmaz-Özal ilişkisinin dönüm noktası oldu. Özal'ın dış politikaya yoğun müdahalesi Yılmaz'ı rahatsız ediyordu. Bu rahatsızlık ve karşılıklı gerginlik 89 yazında elle tutulur boyutlara ulaştı. Çatırdama başlamıştı. Dostluk Özal'ın Cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla tamamen yıkıldı. Sorun Özal'ın Çankaya'ya çıkması değil, yerine kimin geçeceğiydi. Özal milletvekilleri arasında yaptığı bir ankette ANAP grubunun Mesut Yılmaz'ı başbakan olarak istediğini gördü.
Bunu Yılmaz da öğrendi. Başbakanlık bekliyordu. Ancak Özal sürpriz bir kararla Yılmaz'ı değil, meclis başkanı Yıldırım Akbulut'u seçti. Artık Özal'ın gizli muhalifleri arasında Mesut Yılmaz da vardı. Yılmaz farklı bir strateji izledi. Yıldırım Akbulut'un ANAP Genel Başkanı olduğu kongrede muhalefet bayrağı açmadı. Kaleyi içten fethedecekti. 1991 başında Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra Semra Özal'la görüştü. Hanımefendinin İstanbul İl Başkanlığı'nı destekleyecekti. Semra Özal il başkanı olunca sıra Mesut Yılmaz'ın ANAP başkanlığına geldi. Aslında Özal 91 Haziran'ında yapılan kongrede tarafsızdı. Semra Hanım yüzünden o da ister istemez Mesut Yılmaz saflarında görüldü. Eşini engelleyebilirdi ancak Yılmaz'ın kavgaları durdurup partiyi toparlayabileceğine o da inanıyordu. Yılmaz kürsüye geldiğinde bütün itiş kakışlardan sıyrılmasını ve doğru mesajı vermesini bildi. Biraz önce burada gördüğünüz sahneler benim genel başkan adaylığımın gerekçesidir. Yeni genel başkan kongreyi kazandıktan sonraki teşekkür konuşmasında da doğal liderini saygıyla selamladı. Özal'la Yılmaz arasındaki buzlar bu konuşmayla eridi. Genel başkanlığına seçildiğim şu anda ilk söz olarak partimizin kurucu genel başkanı, doğal ve daimi liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a şükranlarımı sunuyorum. Balayı kısa sürdü. Başbakanın kamu işçilerine yaptığı yüksek ücret zammı Özal'ı kızdırdı. Yılmaz Özal ikinci baharının ilk ciddi gerginliğini bu olay oluşturdu. Ancak köprüler yine de atılmamıştı. Erken seçim kararı alan Yılmaz'ın propaganda kampanya sırasında izlediği tutum ise Çankı için tam bir şok oldu. Mesut Yılmaz İstanbul'a gittiğinde il başkanlığına uğramıyor, Özal'larla görünmekten kaçıyor, listeleri oluştururken doğal liderinin hiçbir arzusunu yerine getirmiyordu. Mitinglerde yaptığı konuşmalarda üstü kapalı da olsa Özal'ı eleştiriyordu. Size vermek istediğim en iyi hizmeti verdiğimi söyleyemem. Çünkü benim üstümde de başkaları vardı. İşte köprüler seçim zamanı atıldı. Özal'lar için sevgili Mesut gitmiş, hain Mesut gelmişti. Turgut Özal kendini ihanete uğramış ve terk edilmiş olarak hissediyordu. Ancak hemen harekete geçmedi. Hükümetin kurulmasını bekledi. ANAP yönetiminin DYP-SYP koalisyonuna karşı izleyeceği tutumu merak ediyordu. Yılmaz'ın yumuşak muhalefeti Özal'ı telaşlandırdı. Bunu ileride kurulabilecek bir DYP-ANAP koalisyonunun ilk adımı olarak değerlendirdi. Yılmaz'ı başkanlıktan düşürmeye karar verdi. Genç Mesut'u politikaya kendisi sokmuştu, politikadan kendisi silecekti. Özal'ların ilk eylemi Semra Hanım'ın il başkanlığından istifasıydı. Semra Özal istifa mektubunda Yılmaz'ı sert biçimde eleştirirken Mesut Yılmaz bu gelişmeyi ANAP için hayırlı bulduğunu söyledi. İstifadan sonra parti içi muhalefetin sesi daha gür çıkmaya başladı. Yılmaz bu işi yapamıyor diyorlardı. Muhalefet Özal'la Yılmaz'ın Okluk Koyun'daki görüşmesinden sonra genel başkanı düşürebilmek için olağanüstü kongre girişimlerine başladı. Liderleri Özal'ın 1,5 yıl önce bakanlıktan azlettirdiği yeğeni Hüsnü Doğan'dı. Mesut Yılmaz Özal'ın olağanüstü kongre silahına karşılık Çankaya kozunu ortaya sürdü. DYP ile anlaşıp Cumhurbaşkanı oradan indirebileceğini ima etti. Artık bütün bu olup bitenlerden sonra Özal'la Yılmaz'ın nasıl bir araya gelebilecekleri ciddi bir merak konusuydu. Ancak bu merak fazla sürmedi. Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisi liderinin ay başında yapmaları gereken mutat görüşme Çankaya tarafından iptal edildi. Köşkün kapıları Yılmaz'a kapanmış, köprüler yakılmıştı. ANAP tam bir cadı kazanı. Parti artık eskisi gibi doğal liderin mutlak hakimiyetinde değil. Bir tarafta Özalcılar, diğer tarafta Yılmazcılar kıyasıya mücadele ediyor. Bu kavganın nedeni sorulduğunda herkes az çok aynı şeyi söylüyor. Kavganın nasıl bitebileceği konusunda ise rivayet muhtelif. Ama Yılmaz'a karşı olanların gönlünde yatan Özal'ın buraya, ana vatana dönmesi. Bana göre olabilir. Ama ne zaman? Erken veya zamanında yapılacak bir seçim öncesi olabilir. Mehmet Keçicilerin ak dediğine Semra Özal hep kara derdi ama bugün Yılmaz konusunda Semra Hanım da Keçicilerin safında. Keçiciler gelişmeden memnun görünüyor. Semra Hanım konusunda demeç vermiyorum, görüşte bulunmuyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Ben belli bir çizgimi devam ettiriyorum. Dün ne söylediysem bugün aynı şeyi söylüyorum. Aynı çizgi üzerinde yürüyorum. Bazı arkadaşların görüşleri zaman içerisinde değişip bizim çizgimize yaklaşıyorsa ben bundan mutluluk duyarım açık. Halil Şıvgın Özal'a en yakın isimlerden biri. Adeta onun adına konuşuyor. Olağanüstü kongrenin en kısa zamanda toplanıp Yılmaz'ı devireceğini iddia ediyor.
Benim burada gördüğüm olay şu. Genel başkan böyle bir olağanüstü kongreye gitmiyor. Gitmek istemiyor. Halbuki bence gitmesi lazım. Çünkü kendisini seçen kongre delegeleridir bunlar. Gitmediğine göre genel başkan burada korkuyor demektir. Peki Sayın Özal Çankaya'yı bırakıp ANAP'ın başına döner mi? Şimdi burada şunu söyleyeyim. Ben Özal'la görüştüm Sayın Cumhurbaşkanımızla. Benim şahsi intibam, yani Özal ben dönerim demiyor. Ben geleceğim demiyor. Böyle bir şeysi yok. Ama ben öyle görüyorum ki şartlar o öyle bir noktaya gelecek ki Özal'ı bir gün partinin başında görürseniz şaşırmayın. Anaklıyız, anaklı, biz partiyiz, çok partı. Hem güçlüyüz hem haklı, vatan için hayırlı. Fahrettin Kurt Yılmaz'ın en büyük destekçisiydi ancak genel başkan yardımcılığından istifa etti. Gerekçesi Yılmaz'ın Özal'a karşı yeterince kararlı olmadığıydı. Gelişen olayların partiyi güçlendireceğine inanıyor. Yeni genel başkan Mesut Yılmaz'la da Sayın Özal arasında bu sürtüşmenin kaçınılmaz olduğunu ben zaten biliyordum ama ne zaman olacağını bekliyordum. Zaten o vesayet altında kaldığımız müddetçe partinin düşündüğümüz yapıya kavuşması mümkündü. Çünkü Cenab-ı Allah bile insanı yaratırken kafasına iki tane beyin koymadı. İki tane beyin koyulduğu yerde anarşi olur kendiliğinden. Yani emir ve komuta zinciri bozulur. Dolayısıyla bana göre Özal'ın bir parti liderliği dönemi bitmiştir. Bir gün gelecek, herkes sizin de döneminiz bitecek. Mesut Bey'in de dönemi bitecek ama şu anda dönem Mesut Bey'in dönemidir. Anaklıyız, anaklı, biz partiyiz, çok partı. En güçlüyüz, hem haklı, vatan için hayırlı. ANAP'ın ve Mesut Yılmaz'ın öyküsü böyle. Yılmaz bu konuda uzun süredir fikirlerini televizyona hiç açıklamadı. Ancak bizleri kırmadı ve geldi. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Hemen ilk soru. Çankaya ile ipler koptu mu? Yani cephelere çekilip tam bir savaş mı başlıyor artık? Evet, ipler koptu ama bu benim iradem ve isteğim dışında gerçekleşti. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı bana karşı yürütülen bir parti içi mücadelenin de tarafı haline geldi. Peki ne oldu da yollar ayrıldı? Doğrusu onu bulmakta benim de müşkülatım var. Biz seçimlerden önceki hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğümüzde kendisi 20 Ekim seçimlerini %36'nın üstünde bir oy oranıyla kazanacağımız konusundaki tahminini bana iletmişti. Her şeyin bizim lehimize geliştiğini ifade etmişti. Sanıyorum daha sonra bana bazı önerileri oldu ama hiçbir zaman öyle sert eleştirilerine muhatap olmadım. İplerin kopması galiba İstanbul Teşkilatı'nın yeniden düzenlenmesinden sonra oldu. Yani Bayan Özal'ın başkanlıktan ayrılması mı bu sonucu verdi diyorsunuz? Ondan sonra Sayın Özal beni doğrudan eleştirmeye başladı. Sizce Bayan Özal ileride gerçekten sizin yerinize mi geçmeyi planlıyordu? Var mıydı böyle bir şey? Onu ben bilemem. Acaba şeyi soruyorum kendime, Özal'ın istediği gibi bir lider mi olamadınız da bu şekilde bir kampanyayla karşı karşıyasınız? Bakın o kesindir. Sayın Özal'ın istediği gibi bir lider olamadım ama korkarım ki Sayın Özal'ın istediği gibi olsaydım iyi bir parti lideri olamazdım. Peki temelde ne istiyor? Sayın Özal hem Cumhurbaşkanı hem parti başkanı hem de partinin konumuna göre başbakanlık görevlerini bir arada yürütmek istiyor. Çok fazla değil mi? Yani yapabilir mi dersiniz? Yani orada zaten orada yolumuz ayrılıyor. Çankaya'yı bırakıp sizce partinin başına dönebilir mi? Dönerse siz ne yapacaksınız? Seyredeceğiniz mi? Nasıl mücadele edeceksiniz? Şimdi onu bilemem. Eğerli sorulara da hiç cevap verme alışkanlığım yok. Ama Çankaya'yı bırakıp tekrar siyasete dönmesi en azından kendisinin daha önceki ifadeleri açısından çelişkili olur. Çünkü bildiğiniz gibi kendisi Cumhurbaşkanlığına seçilmesini Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil reformlarından birisi olarak nitelemişti. Şimdi tekrar siyasete girmek için bu makamından ayrılmasını herhalde izah etmek güç olur. Şimdi kendisi bir nevi sizi devirmek için olağanüstü kongre hazırlıkları içinde. Siz de bu işi kongre temizler mi diyorsunuz? Yani kongreye hazır mısınız? Gidecek misiniz? Bugün geldiğimiz noktada bir olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olabileceğini düşünüyorum. Ancak genel başkan olarak bu olağanüstü kongrenin partiye zarar vermemesi, partinin birliğine zarar vermemesi tabii ki benim gözetmem gereken bir husustur. Ben
gerek Türkiye'nin gündemi bakımından, gerekse partinin biliyorsunuz 1,5 ay sonra önemli bir mahalli seçime gideceğiz. Partinin gündemi açısından olağanüstü kongreyi şu anda zamansız ve yararsız görüyor. Ama toplatacak mısınız? Tabii gerekli formaliteler tamamlanırsa olağanüstü kongre kazanabilir misiniz? Yani kendinizi güçlü hissediyor musunuz? Bakın ben şimdiye kadar girdiğim hiçbir seçimde kazanacağımı söylemedim. Bunu seçmenin, delegenin iradesini de ipotek altına alma, bir anlamda delegeye karşı saygısızlık olarak görürüm. Ama gerek delegelerimizden gerekse teşkilatımızdan aldığım işaretler onların bu meseleyi duygusallıktan uzak fevkalade sağduyulu değerlendirdiklerini gösteriyor. Şu anda mutlaka siz nabız yokluyorsunuzdur. Kaç kişi sizden yana, kaç kişi Özal'dan yana? Emin olun ki böyle bir araştırmaya girmedim. Ama aldığım genel izlenim parti tabanının çok büyük oranda sağduyulu olduğunu ortaya koydu. İyi bir lider misiniz? Ona ben karar veremem. Ona parti tabanımız ve kamuoyu karar veriyor. Özal'dan korkmuyor musunuz? Hayır, korkmak için de bir sebep görmüyorum. Sizin yeterince muhalefet yapamadığı, pasif kaldığınız, statikocu olduğunuz eleştiriliyor sürekli. ANAP'ta da bir hastalık var. Yeterli hareketlilik görünüyor. Nedir bu hastalık? Şimdi pasif muhalefet yaptığımız iddiasını kabul etmiyorum. Türkiye'de geçmişteki kötü muhalefet örneklerinden esinlenen bir alışkanlık var. Muhalefet denince mutlaka sert muhalefet, yıkıcı muhalefet anlaşılıyor. Hatta bizim partilerimiz dahi buna göre şartlanmışlar. Ama ben bunu bildiğim için daha ilk günü söyledim. Bizim muhalefetimiz geçmişteki muhalefetten farklı bir muhalefet olacak dedim. Yani biz yapıcı, sorumlu muhalefet yapacağız dedim. O zaman ne dediysem şimdi onu yapıyoruz. Ama sorumlu muhalefette bir yerde çok ciddi, onurlu ama harekete geçmeyen, kitleleri hareket ettiremeyen, hükümeti gerektiğinde tam anlamıyla sıkıştıramayan bir muhalefet oluyor ki oradan eleştiri çıkıyor. Şimdi en doğru muhalefet, en sert muhalefettir. Kuralına inanmıyorum. Bana göre en doğru muhalefet, en iyi sonuç veren muhalefettir. Muhalefet görevini yerine getirmemizde bazı güçlüklerimiz olduğunu da kabul ediyorum. Bunların başında da televizyon geliyor. Yani TRT'nin hükümetin güdümünde bir organ haline gelmesi bizim muhalefet mesajlarımızı kamuoyuna ulaştırmamızı zorlaştırıyor. Ayrıca siyasette en doğru şeyleri söylemenin yeterli olmadığını, en doğru şeyleri en doğru zamanda söylemenin önem taşıdığını düşünüyorum. Bu açıdan şimdiye kadar kamuoyunun projektörleri yeteri kadar üstümüze çevrilmemiştir. İktidara, koalisyon iktidarına bağlanan ümitler, açılan krediler henüz daha tükenmemişti. Şimdi geniş ölçüde bu konjonktür geniş ölçüde bittiğini, artık projektörlerin ana vatanın üzerine çevrildiğini görüyorum ve bundan sonra bu anlamda daha aktif muhalefet yapmak için daha olumlu bir ortamın oluştuğunu görüyorum. Ne zaman kendinizi başbakan olarak görüyorsunuz? Benim başbakan olmam için mutlaka bir seçim yapılması zorunluluğu var. Ama ben seçimin 1993 yılı içerisinde bir zorunluluk haline geleceğine inanıyorum. Sayın Yılmaz, çok çok teşekkür ederim.